güvenilir insanlık, güvenilir insan olmanın da birinci şartı. O gece bir de selam indiriyor. Bu da çok gördüğüm bir Cenab-ı Hak yani Allah bu. İnsanda güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur diyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Sadakallahu'l-Azim. Efendim merhaba. Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı olarak mübarek Ramazan-ı Şerif için hazırlamış olduğumuz Gönülden Gönüle programımızla huzurlarınızdayız. Bu Ramazan-ı Şerif süresince sizlerle milli manevi değerler ve insani değerleri konuşmak üzere ekranlarınızda buluşmak istiyoruz. Programımızın adını Gönülden Gönüle olarak koyduk. Gönülden Gönüle sadece benim soy ismimle alakalı olarak değil, buradaki bütün arkadaşlarımın gönlünden ve katılımcı konuklarımızın gönlünden sadır olanların sizlerin gönüllerinde mâkes bulması arzumuzdur. Bu meyanda 30 gün boyunca her gün farklı bir değeri, farklı bir konuyu konuklarımızla konuşacağız. Programlarımızı zaman zaman Kur'an-ı Kerim'den bir aşr-ı şerif okuyarak, Hazreti Peygamber'den hadisler aktararak ve bu milli ve manevi özellikle inanç üzerine kurulmuş olan bu muazzam kültürün zaman içerisinde ecdadımızın sazında, sesinde, yöresinde, mızrabında, tezenesinde mâkes bulmuş, havalandırılmış, bestelenmiş, yakılmış, söylenmiş eserleriyle tezyin etmeye çalışacağız. Biz konservatuvar olduğumuz için bize emanet olan bu muazzam hazineyi en azından bu Ramazan ayı içerisinde olabildiğince eserlerimizi örneklendirerek nesillere aktarmak noktasında da bir fırsat olarak değerlendireceğiz. Şarkılarla, türkülerle, ilahilerle bu değerlerin nasıl dile getirildiğini güftelerde ve bestelerde aramaya, icra etmeye gayret edeceğiz efendim. Malum Ramazan-ı Şerif bugün ilk günü. Cümlemize Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'i hayırlı, uğurlu, bereketli etsin, kılsın inşallah. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olarak müjdelenen bu müstesna ayın konuştuğumuz, konuşacağımız, bildiğimiz, yaşadığımız, yaşayacağımız ve sonraki zamanlarda hayatımıza
katacağımız değerlerle bambaşka bir atmosferde, bambaşka bir solukta, bambaşka bir muhabbetle geçmesini arzu ediyoruz. Sizin de bu süre içerisinde bizlerle birlikte olmanız, amaca matuf yapacağımız bütün icralarda bizleri daha güçlü, daha mutlu, daha müreffeh kılacaktır. Bu vesileyle şimdiden programımızın yayınlanacağı saatler itibariyle ekranlarınızda buluşacak olmak hasebiyle ayrıca hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum efendim. Bu programları biz konservatuvarımızın her biri birbirinden çok değerli akademisyen hocalarımla özellikle icra edeceğiz. 30 gün boyunca konuklarımız olacak. Konuklarımız da farklı farklı konuları konuşmaya gayret edeceğiz. Onların da ilimlerinden istifade edeceğiz inşallah. Ben sağ baştan başlayarak hocalarımı kısaca bir tanıtarak sonra programın akışında bir peşrevle, segah peşrevle programımıza devam edeceğimizi şimdiden anons etmiş olayım. Malum bugün ilk program bizim asarımızda da peşrev giriş başlangıç demek. Biz de bugün bu programa Ramazan-ı Şerif'e Aşr-ı Şerif ile başladık. Önce Allah kelamı ile elbette. Sonrasında asarımızdan çok müstesna bir yere sahip olan segah peşrev ile başlayacağız. Onu ayrıca tekrar anons edeceğim. Programlarımız süresince doktor öğretim üyesi Özcan Çetik hocam bize cellosuyla eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı programlar diliyorum. İnşallah hepimiz için öyle olmasını biz de niyaz ediyoruz. Hemen yanında öğretim görevlisi Bünyamin Tilabel hocam var. Bünyamin hocam bize tamburu ve bağlamasıyla programlar süresince ve icrasıyla, ses icrasıyla eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sağ ol. Teşekkür ederim şimdiden katkılarınız için. Onun hemen yanında doçent doktor Burak Kurubaş hocam bize lavta ve tabii özellikle bağlamasıyla icra edecek. Yöre muskisinden örnekleri ve yöreleri kendisinden konuşacağız zaman zaman. Evet. Ve solo okuyacağı eserlerle ayrıca renk katacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ramazan'ın başta bütün Müslüman alemine, sonra vatanımıza, milletimize bereket getirmesi temennisiyle programımızın da hayırlı olmasını diliyorum inşallah. Teşekkür ederim hep şimdiden. Sağ olun, var olun. Eyvallah. Hemen yanında doçent doktor Mustafa Yıldırım hocam bize zaman zaman Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle, zaman zaman solo eserleriyle ve sohbetleriyle iştirak edecek programlar süresince. Hocam hoş geldiniz. Eyvallah hocam, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hemen sol tarafımda Cafer Sami Erdoğan hocam var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Kendisi bize programlar süresince kanunla ve sesiyle eşlik edecek, renk katacak. İnşallah. Teşekkür ederiz. Programımızın ve Ramazan-ı Şerif'in hayırlara vesile olmasını ben de Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah. Keyifli programlar yaparız inşallah. Birlikte icralara vesile olur. İnşallah. Teşekkür ediyorum ben de. Yanında Süha hocam var. Konservatuvarımızın ses eğitim bölümü öğretim görevlisi. Aynı zamanda çalgı eğitim bölümü neyi derslerini yürütüyor kendisi. Programlar süresince iki vasfından da istifade edeceğiz. Hocamızın soloları olacak. Hem tasavvuf repertuarından hem klasik repertuarından eserler icra edecek ve neyle ayrıca renk katacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ve onun yanında öğretim görevlisi Ufuk Akın İnce hocam var. O da vurmalı sazlar ve perküsyonla bize programlar süresince renk katacak. Bizim bütün icralarımıza ritim katacak. Zindelik katacak. İnşallah hocam hoş geldiniz. İnşallah. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Ve bendeniz Profesör Doktor Mehmet Gönül. Programların sunumunda ve ud icrasıyla arkadaşlarıma ben de eşlik edeceğim inşallah. Zaman zaman icralara ses olarak da katılmaya gayret edeceğim. Başta anons ettiğimiz, biraz önce anons ettiğim üzere programımıza Segah Peşrev ile başlayacağız. Yusuf Paşa'ya ait bir peşrev. Biz eğitim öğretiminde de bu peşrevi çok
önemle kullanırız. Devri Kebir usulünde bir eser. 28 zamanlı bir peşrev formunda kullanılan çok önemli bir usul. Peşrevle bahsettiğim üzere giriş manasında icra edilirler. Fasılların, Mevlevi mukabirelerin hatta yörede değil mi? İcra edilen pek çok türkünün ve klasik repertuarda yer alan pek çok şarkının başında da icra edilir. Ayrıca bu eserlerin içerisinden kopartılan küçük bölümler veya tekrar edilen ara nameler peşrev gibi eseri tanıtmak, icracıyı ve dinleyiciyi hazırlamak manasında icra edilir. Giriş olduğuna göre, bu da ilk programımız olduğuna göre Segah Peşrev'den iki hane icra etmek istiyoruz arkadaşlarımla. Sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Buyurun.
Segah Peşrevi icra etmeye çalıştık. Arkadaşlarım ellerinize sağlık. Efendim biraz önce bahsettiğim üzere biz bu program içerisinde milli manevi değerleri ve insani değerleri dolayısıyla konuşacağımızı söylemiştik. Biz bütün bu değerler üzerine bina edilen muazzam bir kültürün aslında yansıması olarak Türk Müziği Devlet Konservatuarı eğitim öğretim programlarında ortaya çıkmış olan eserleri icra ediyoruz, öğretiyoruz. Konserlerde icra etmeye, yer vermeye çalışıyoruz. Haddimizce sesimiz, mızrabımız, nefesimiz döndükçe. Elbette bu bizi biz yapan değerler aslında şekil itibariyle ve kullanım alanları itibariyle bakıldığı zaman tamamıyla imani hasletler aslında. Cenab-ı Hakk'ın emrine, buyruğuna, Hazreti Peygamber'in sünnetine göre oluşmuş, hayat bulmuş. Aslında bazı eserler bazen bir Kur'an-ı Kerim'in mealiyle örtüştürülerek, bazen bazı eserler bir sünnetle örtüştürülerek. Hatta biliyorsunuz Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ında da vardır ya hocam. Başta bir Kur'an-ı Kerim'den bir ayet-i kerime yazar ve sonrasında kendi şiirini söyler ve kaleme alır Akif. Bizim asarımızda da baktığınız zaman aslında seçilmiş olan güfteler ister ilahi olsun, ister şarkı, ister türkü olsun, aynı kökten, aynı lezzetten, aynı odaktan beslenir. Biz bunu mesela klasik repertuarda çok görüyoruz değil mi Mustafa Hocam? Yani icra ettiğimiz eserler içerisinde veya bu programlar süresince örneklendireceğimiz eserler içerisinde bunlara da zaman zaman yer vereceğiz. Repertuar içerisindeki eserlerin bağlı olmuş oldukları, beslemiş oldukları kaynak hakkında ne söylersiniz hocam birkaç cümle? Hocam bilindiği üzere bizim musikimiz mana musikisi. Türklerin İslam'a girmeden önce de bu kadim kültürde bilindiği üzere maniheizm, şamanizm, budizm gibi inançları var. Bu inançlarında da tanrı ve tanrılara hep müzikle ve şiirlerle seslenmişler ve seslerini duyurabileceklerini düşünmüşler. Tabii İslam'a girdikten sonra da bu kültür devam ediyor. Fakat müzik kültürü ve şiir kültürü devam ediyor. Fakat içeriği değişiyor. Yani bu sefer tanrı tanrılar yerine tevhid inancı ve peygamber sevgisi giriyor. Tabii o dönemdeki şairlere baktığımızda ilk dönemlerde Aşık Paşalar var, Mustafa Darir'ler var, Yunus Emre'ler var, Eşrefolu Rumi'ler var, Hacı Bayram Veli'ler var, Yunus Emre'ler var, Mevlana'lar var. Bunlar bizim kültürümüzün gerçekten temelini, payandasını oluşturan kişiler. Ayrıca Anadolu irfanının oluşmasına da gerçekten çok etkili olmuş kişiler. Yani sadece medresesiyle veya sadece devlet yönetimiyle değil, halk içinde, halktan olan, içinde yaşayan bu insanlar, bu şairler, bu Allah dostları, veliler yazmış oldukları şiirlerle bu hem o dönemdeki insanlara hem de sanata da, çünkü yapmış oldukları bir sanat neticesinde şiir, en önemli sanat. Bu sanat şiir nerede kullanılır en fazla? Musikide kullanılır. Bizim musikimiz de en fazla bilindiği üzere tekkelerde çok daha fazla icra edilmiştir. Bizim musiki şinaslarımız, en büyük bestekarlarımız, icracılarımız hep tekkelerden ve camilerden ortaya çıkmıştır. Beslenmiştir ayrıca. Baktığımızda illaki eserler camide yetişmiş olan, tekkede yetişmiş olan bir bestekar veya icracı illaki kendi muhitince ve kendi gönlünce veya kendi zihnince mensup olduğu o alana dair aidiyet neyse ona göre bir beste yapmak zorunda. Ve o şekilde bizim temeller atılmış. Ve sonrasında öyle bir zirveye çıkıyor ki yine tabii şiir çok önemli. Divan edebiyatı diye bir edebiyat dönemi geliyor. Ve bu dönemde de işlerinde en büyük şairlerden birisi de Şeyh Galip. Şeyh Galip Mevlevi dedelerinden bir tanesi. O da kendi aidiyetince yazmış oldukları şiirler. Divan sahibi. Divan sahibi kendisi ayrıca. Bu kültürden veya dinden uzak bir şey olamaz yani. Ve sonuçta onu besleyen kişiler de yine Mevlevi dergahlarında yetişmiş Buhurizade Mustafa Itri Efendi gibi, Dede Efendi gibi şahsiyetler. Bu bestelenmiş olan şiirlerin içinde de divan edebiyatında açık, aşikar bir şekilde Allah Celle Celaluhu veya Peygamber Efendimizin ismi geçmez ama orada öyle bir sevgili anlatılır ki o sevgili ulaşılamayan bir sevgili. En sevgili olarak en sevgili Hazreti Peygamber'e olan, ve Cenab-ı Hak ya olan. Peygamber Efendimiz vardır veya Cenab-ı Allah vardır orada da anlatılan gizli bir şekilde.
Ve bu oluşum ve buna benzer oluşumlar Anadolu irfanını meydana getirmiştir. Yörelerde yetişmiş olan bizim aşıklarımız da bu şekildedir. Bu mimari üzerindedir. İcra ettikleri de böyledir yani. Orada da Burak Hocam'a döneceğim. Aslında şunu da söylemek burada tam yerinde çok bence önemli. Güzel bir noktaya temas ettiniz. Biz musikiyi hep talebelerimize okulda da söylüyoruz ya. Salt olarak bugünkü bilinen manada eğlence maksatlı yapmıyoruz. Tabii. Musiki bir eğitim, öğretim aracı, musiki bir paylaşım aracı, musiki bir iletişim aracı, musiki ilahi olsun, beşeri olsun, aşka dair söylenen, yazılan sözlerin, güftelerin namelerle neşvünema bulmuş hali. Biz musikiyi sadece boş vakitlerinizi değerlendireceğiniz bir şey olarak asla düşünemeyiz, algılamayız. Hatta biz derslerde de hep söylüyoruz, hocalarımızdan elbette intikal olarak da bizde de böyle söylendi. Çok şimdi geldiğimiz konuna itibariyle daha iyi anlaşılıyor. İnsanın boş vakti yoktur. Boşa giden vakti vardır. İnsan zamanını çok iyi değerlendirdiği sürece elinden akıp giden ve asla geri alamayacağı bir aslında bir değeri her bir anını kendi milli manevi veya insani değerler, tekrar onu özellikle vurgulamak için söylüyorum, daha bir hissetmek, daha bir yaşamak, daha bir buna aidiyetini göstermek manasında kullanır. Neticede bizim bütün şu erağımızda, bütün bu şiirlere güfteler yaparak eserlerde karşılık veren veya eserlerde namelere büründüren bestekarımız da aslında aynı kökten beslenir noktasını bu noktada bir kere daha vurgulamak belki yerinde olacaktır. İsterseniz biraz daha yöreden bir eser icra edip onun üzerine de birkaç kelam edelim, olur mu? Ne icra edelim? Burak Hocam, anons etmek ister misiniz? Hocam, burada Erzurum yöresinden Raci Alkır'ın kaynaklık ettiği, TRT Erzurum Radyosu'nun derleyip Nida Tüfekçi'nin notaya aldığı Kadem Bastı Gönül Tahtı, Asultanım Safa Geldin, güfteleri de Alvarlı Muhammed Lütfü Efe Hazretlerine ait olan, eyvallah, eseri icra etmeye çalışacağız. İcra edelim, üzerine de biraz yörelerimiz üzerine konuşalım. Bu müzikimiz, bu hazine olma hüviyetini yörelerden neler katarak elde etti? Onun üzerine de birkaç kelam edelim, olur mu hocam? Olur. Eseri bir icra edelim birlikte, buyurun.
Evet arkadaşlar, ağzınıza sağlık. Müziğimizi yöreler nazarında baktığımız zaman hazinenin bambaşka veçeleriyle karşılaşıyoruz. Çok yakın olan, belki bir mahalle kadar birbirine yakın olan, hele şu andaki en son yönetim sistemimizle artık köyler mahalle, değil mi, oldu. Veya işte daha yaklaştı belki fiilen veya ismen de yöreler. Çok yakın olmasına rağmen çok farklı renkler sunan muazzam bir kültüre sahibiz. Yöremiz, yörelerimiz açısından bakıldığında. Bu konuda neler söylemek istersiniz Burak Hocam? Hocam aslında programın açılışında sizin söylediğiniz, ifade ettiğiniz üzere bazı konular işleyeceğiz 30 gün boyunca. Bu konuları bize gerek konuklarımız ifade edecekler, anlatacaklar, onları dinleyeceğiz veya sizleri dinleyeceğiz. Kendi aramızda değerlendireceğiz bu konuları. İşte Ramazan olsun, sevgi, saygı, hürmet, nezaket. Aslında bu konuları biz müzikle ve arada icra edeceğimiz eserlerle de bu konuları anlamlandırmaya çalışacağız. Bu anlamlandırmayı da Mustafa Hocam'ın aslında bizim müziğimiz mana müziğidir demişti. Ona atfen ifade ediyorum. Bu eserle... Biz ne diyoruz müzik için? Maddeden azade, manaya amade bir sanattır Türk müziği. Evet. Bütün alt tür ve formlarıyla birlikte bu manada düşünmek lazım. Evet, gerek klasik repertuardan gerekse yöre repertuarından konularımızın muhtevasını içeren eserler sunmaya gayret edeceğiz. Bu icra ettiğimiz eser de aslında yöre olarak çok özel bir yöre. Ama şunu kendim Erzurumlu olduğum için söylemiyorum tabii ki. Gerçekten özel bir yöre. Çünkü Erzurum yöresi hem musikinin icra edildiği mekanlara baktığımızda hem tekke edebiyatının, tekkelerin hem de halk edebiyatının icra mekanları olan aşık kahvehanelerinin bir arada olduğu ender yörelerden bir tanesi. Yani hem divan edebiyatı yaygın, hem halk edebiyatı yaygın, hem tekkeler yaygın müzik icra mekanları anlamında, ve hem de aşık kahvehaneleri yaygın. Evet. Bu da bu esere baktığımız zaman tabii aslında biraz Erzurum yöresinden bahsedecek olursak biliyorsunuz bizi 1071'e kadar götüren sürecin öncesi bu coğrafyada yaşanmış. Yani Sultan Alparslan'ın Anadolu'ya girişi, 1040 Pasinler, 1048 Dandanakan, sonra 1071'e kadar gelen süre aslında Erzurum coğrafyasında geçmiş diyebiliriz. Dolayısıyla doğuda, Anadolu'nun doğuya açan en önemli kapılarından, evet, bir tanesi. Evet, yani Serhat, önemli bir Serhat şehri, önemli bir sınır şehri Erzurum bu ticaret anlamda. Ticaret şehri aynı zamanda. Aynı zamanda ticaret kültür şehri. Kültür şehri, sanat, evet, şehri. Kültür ve sanat şehri ve tarihi İpek Yolu'nun üstünde olan önemli bir konumu da var tabii Erzurum'un. Bu eser Alvarlı Muhammed Lütfi Efe Hazretlerine ait güftesi ve aslında onun eserlerinin havalandırılmasında, tanınmasında, ulusal anlamda tanınmasında çok önemli yeri olan Raci Alkır'dan da bahsetmemiz gerekir. Rahmetle anıyorum kendisini. Aynı zamanda anne tarafından akrabamız olduğu için ayrı bir muhabbet duyarım kendisine. TRT Erzurum Radyosu ses sanatkarlarından, Yurttan Sesler'in, Erzurum'daki Yurttan Sesler'in önemli bir icracısı. Ve hep Alvarlı Efe'nin güftelerini seslendirilmesiyle bilinir Raci Alkır bu anlamda. Önemli bir vazife üstlenmiştir. Evet, önemli bir vazife üstlenmiş kendisi. Bu eserleri bize aktarmış. Biz de doğru bir şekilde emaneti gelecek kuşaklara aktarmaya gayret ediyoruz. Ve Alvarlı Efe'ye de baktığımız zaman hocam şunu söylemem gerekir ki Alvarlı Efe, evet, sadece yani ulemadan önemli bir alim olarak bilinir. Ama Erzurum'da milli mücadele döneminde oradaki mücadeleyi başlatan ve bunu bir İslam şuuruyla, Türk İslam şuuruyla milli mücadelede fiilen savaşmış, mücadele etmiş, yani bir mücahit de olduğunu söylememiz gerekir Alvarlı Efe'nin. Bu yönünü pek kimse bilmez aslında. Dolayısıyla burada çok güzel bir eser icra etmeye çalıştık elimiz dilimiz döndüğünce. Başka yörelerden başka eserler olacak. Oraların kültürünü de anlatmaya gayret edeceğiz. Biz bütün yörelerimizde farklı güftelerle ama yörenin kendi
farklılaştıran, birbirinden farklılaştıran değerlerinin eserlere yansımış olduğunu da görüyoruz ve bunu da özellikle çok değerli buluyoruz. Burada bu eserlerle aslında yörelerin de bu bahsettiğimiz değerlere ne şekilde aslında katkı sunduğu ve bu noktada aslında yörelerde icra edilen türkülerde de, tekkelerde icra edilen eserlerde, ilahilerde veya işte meclislerde icra edilen fasıllarda da aslında bütün oluşan formlarda sadece bir müzik ortaya koymak değil, aslında evet, bir irşaat mekanizması da var. Toplumu biraz önceki bahsetmiş olduğumuz değerlerde bilinçlendirme noktasında çok önemli vazifeler üstleniyorlar. Biz bu noktada, tam da aslında bu noktada konservatuar olarak üstümüze düşen vazifeyi olabildiğince en aslına uygun icra ederek bu programı birazcık daha kültürümüzden yansımalarla aslında tezyin etmek arzu ettik. Dolayısıyla mübarek Ramazan-ı Şerif için hazırlamış olduğumuz bu programın açılış gününde aslında bu programların ne maksatla yaptığımızı da anlatmaya çalıştık. Yarın itibariyle ekranlarınıza konuk olmaya devam edeceğiz. Şarkılardan, türkülerden, ilahilerden örnekler vereceğiz elbette. Ama bunların hepsini aslında Cenab-ı Hak bize ne diyor bu konuda? Bu değerler konusunda kulun duruşu ne olmalıdır? Emrolunduğumuz hal nedir? Hazreti Peygamber bize ne şekilde bu konuda örnek olmuştur? İzi kaynağında arayacağız. Oradan soracağız, öğreneceğiz. Eserlerdeki yansımalarını da sazımızla, sesimizle icra etmeye gayret edeceğiz. Başta bahsettiğimiz üzere Ramazan-ı Şerif özelinde değerlerimizi konuşacağımız bir program silsilesine başladık bugün itibariyle. 30 gün boyunca ekranlarınıza konuk olmak arzusundayız. Bu bahsedeceğimiz, konuşacağımız konuları gönülden gönüle program formatı içerisinde yapacağız ama bu gönül hepimizin gönlü aslında. Yani sadece benim soy ismimden mülhem değil. Belki oraya da nazire olsun diye Sayın Rektör Hocam sağ olsun böyle bir incelikte bulundular ama programın ismini koyarken aslında burada sadece benim değil hepimizin gönlünden, hepinizin gönlüne, hepinizin gönlünden, hepimizin gönlüne aslında bir köprü kurmak vasıtasıyla, iştiyakıyla, maksadıyla bu programları icra edeceğiz bir ay süresince. Mübarek Ramazan-ı Şerif için yaptığımızı söylemiştik. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in ilk günlerinde Ramazan'a özel ilahiler icra edilir. Sonraki programlarımızda onları da icra edeceğiz. Ama biz bugün itibariyle Cenab-ı Hakk'ı da aslında zikrederek başlayan bir eser olarak Merhaba ya şehri siyam, merhaba ya Ramazan, ya şehri gufran güfteleriyle bestelenmiş olan ilahiyi icra etmeye çalışacağız arkadaşlarımla beraber. Bununla da bugünkü programımızı nihayete erdiriyoruz. Yarın İlk konumuz ve konuğumuzla huzurlarınızda olmak istiyoruz efendim. Hoşça kalın, esen kalın.